Çok fazla enerji harcamamış bakanlık. Birkaç tane şey var. Ama herhalde sanıyorum tüm enerjisini Aralık ayında saklıyor. Her zaman gibi olduğu gibi. Taslaklar var ortada. O taslakları derleyecek, toplayacak. 80-150 sayfalar halinde, seri halde Aralık'ın 15'inden sonra imalata sürecek önümüze. Ondan sonra iş mi yapacaksın, bunları mı takip edeceksin? Ne kadar değişti? Biraz sıkıntılı olacak gibi gözüküyor. Evet, şöyle bakarsak, üzerinde çok tartışılan konulardan bir tanesiydi bu. Tüketicinin korunması hakkında kanun. Nihayet 7 Kasım tarihinde 6502 sayılı kanun olarak bu mecliste kabul edildi ama henüz yayınlanmadı. Sanıyorum daha henüz Cumhurbaşkanı'nın da önünde imzalamadı kanunu. Ama önümüzdeki günlerde imzalar yayınlanır. Tüketicinin neydi bu? Çünkü korkunç şikayetler oluyordu. Güçlü olan işte özellikle satıcılar, bankalar o ufacık yazılarla bizi büyük sorumluluklar altına sokuyorlardı. Bunlarla ilgili bu kanun çok uzun tabii, çok detaylı bir şekilde yayınlanmış. Bununla ilgili dileyen arkadaşlar, konuyla ilgilenen arkadaşlar özel olarak ilgilenebilirler. İşte amacı olarak da burada görüyorsunuz yansıda bilinçlendirmeyi gerçekleştirmek, önlem almak, tüketicilerin haklarını korumak adına bu kanunu yayınlamışlar. Pardon, kabul edilmiş ama henüz daha yayınlanmış değil. SGK bir genelge yayınlamış. 2013'e 37 sayılı 13 Kasım'da bir yayınlanmış. Bunun da konusu hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin geri ödeme işlemleri. Yani SGK'dan nasıl para alacağınızın bunları belirleyen bir şey olmuş. 19 Kasım'da Maliye Bakanlığı'nda Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde bir değişiklik yapılmasına ilişkin 10 Sıranoğlu bir tebliğ yayınlanmış. Evet, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Kasım'da yine 430 numaralı genel tebliğinde 2013 yılı için son dönem, son geçici vergi döneminde ve genel vergi döneminde uygulanacak üçüncü ve son geçici dönemlerde uygulanacak yeniden değerleme oranı 3.93 olarak tespit edildiğini ilan etmiş. Evet. Denetimle ilgilenen arkadaşlarımızla ilgili olarak takım kamu gözetimi kurumundan, kamu gözetimi muhasebe denetim standartları kurumundan tebliğler belirlendi. Aslında bu tebliğleri biz biliyoruz. Neticede TÜRMOB'un bünyesinde denetim Türkiye denetim standartları kurulu vardı. Bir de muhasebe standartları kurulu vardı. TÜRESK ve TÜDESK diye. Burada zaten bunlar yayınlanmıştı. Ama bildiğiniz gibi kamu gözetimi kurumu bütün yetkileri kendisinde aldı ve tekrar bunları yayınlama ihtiyacı hissetti. Artık ben yayınlayacağım, patron benim diyor kamu gözetimi. Dolayısıyla denetimle ilgili şartları, standartları belirleyen tebliğlerini arka arkaya bu 14 Kasım'da yayınlamaya başladı. Şimdi bunlarla ilgili isterseniz biraz üzerinde duralım. Üç nolu tebliğ, üç nolu tebliğ de bu tebliğin amacı diyor, bu tebliğin ekinde yer alan bağımsız denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması standartının yürürlüğe konulmasıdır diyor. Bununla ilgili bir ek var. O eke bir bakalım.
şöyle bir ekin üzerinde göz gezdirirsek, içindekilere kısmına bakarsak hepimize bir fikir verecektir. Denetimin ön şartları, denetim sözleşmenin şartları üzerinde anlaşmaya varılması, yenilenen denetimler, değişikliklerin kabulü gibi hususları bu tebliğin ekinde standart olarak uzun uzun anlatıyor. Denetimle ilgilenen arkadaşlarımız bunları okuyacaklar. 4 nolu standart tebliğinde de finansal tabloların bağımsız denetiminde kalite kontrolü hakkında standart tebliği var. Bununla ilgili de neler varmış bir de ona bakalım. Bunun açıklamaları da şöyle. Aranızda bağımsız denetim belgesi alan var mı arkadaşlar? Henüz yok herhalde. Var bir arkadaş. Var mı? Sizleri ilgilendiriyor bu konu direkt var. Bunu bir tek siz anlatın. Biz çıkalım o zaman. Yok. Gelecekte siz de denetçi olacağınız için. Burada potansiyel arkadaşlar var, onlara da anlatın. Evet. 2014 sonuna kadar başvurabiliyorsunuz. Zaten bunlarla ilgili denetim eğitimleri çıkarılmış ki. Denetim eğitimlerine zaten katıldınız büyük çapta. Bunlar da o eğitimde gördüğünüz standartların bir şekilde kamu gözetimi kurumu tarafından açıklanması olarak yinelenmesi diyeyim daha doğrusu. Zaten vardı bunlar. Bunları ben de yayınlıyorum. İşte ben yürürlüğe koyuyorum demek istedi. Anladığım kadarıyla burada. Bir tane daha yayınlamış. 2, 3, 4, 5 galiba. Evet, 5 ne olur? Bağımsız denetimin belgelendirilmesi hakkında tebliğde denetim standartları numarası 5. Bununla ilgili de aynı şekilde açıklamalar var. Evet, bu ayki yayınlanan mevzuat bu kadar. Çok uzun bir mevzuat yok. Gerçi içerikleri uzun olabilir ama ana başlıklarında bir tek yeniden değerleme oranı gözüküyor bizim Maliye Bakanlığı'ndan gelen şey. Diğeri Kamu Gözetimi Kurumu'ndan birkaç tane de kanun maddeleri, yinelenmeleri falan var. Şimdi bir konuyu daha size aktarayım. Önemli gördüğüm. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'nda 400. maddede denetçilerin türleri ifade edilmişti. 3 tane denetçiden bahsediyordu ilk 6102 çıktığında. Diyordu ki bağımsız denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi diyordu. İşte bağımsız denetçi bizlerden olacaktı. İşlem denetçisi de bizlerden, işte avukatlar da araya biraz giriş yapıyorlardı. Özel denetçi de mahkemenin istediği araştırmaları yapmak üzere görevlendirilmiş denetçiye söylenen kişiydi. Bu arada bir değişiklik yapıldı biliyorsunuz. Aradaki işlem denetçisini çekip aldılar. Çekip aldılar. Dolayısıyla işlem denetçisi yani şirketin yapılan işlerini denetleyecek olan kimse kalmadı. Aslında eski kanunumuzda biliyorsunuz şirketlerde bir denetim organları, yönetim organı, denetim organı vardı. Bir de genel kurul vardı bildiğiniz gibi. Şimdi genel kurulu denetim kurulunu kaldırdılar. Böyle bir denetim kurulu yok ortada. Bunun görevini o işlem denetçisi yapacaktı. Ama tabii bu faslayı bize yedirmemek için tuttular bunu bakanlık bünyesine aldılar ve bakanlık bünyesinde bir denetim olgusu oluşturdular. Dolayısıyla bundan sonra şirketlerin denetimini bakanlık adına yapacak bir denetçiler var. Bunlar hangi halde harekete geçecekler? Yani bu denetçiler nasıl şirketlere gelecekler? 3 şekilde gelebilir diyor. Bir, bakanlığın kendi inisiyatifiyle göndereceği bir denetim olabilir. Sektörel bir denetim, vergi işlemleri gibi. Nasıl kapınızı çalıyorlar,
rastgele çıkıyorsunuz veya belli bir kritere göre çıkıyorsunuz. Öyle çıkabilirler. Ortaklardan birinin isteği üzerine diyor. Şirketin ortaklarından biri bakanlığa başvurduğu zaman o şirkete denetim gelecek arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani zıtlaşmalarda dikkat etmek gerekiyor. Ortağın böyle bir hakkı var. Bir de üçüncü kişilerin, şirketle ilişkisi olan üçüncü kişilerin, bu satıcılar olabilir, şirketler menfaati olan işçiler olabilir, bankalar olabilir. Bu tür kişilerin istemi üzerine de bakanlık, şirketlerde bakanlık denetimi yapılacakmış. Neleri denetleyecekmiş? Çok geniş yetkiler var. Onları bir bilmenizi istiyorum. Çünkü böyle bir denetim geldiği zaman hani eller yukarı diye bir olay var ya, sanki böyle eller yukarı gibi bir olay karşınıza gelecek. Evet, 28.8.2012 tarihinde bir yönetmelik yayınlandı. Ticaret şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca denetlenmesi hakkında bir yönetmelik bunun adı. Bayağı da geçmişi var. Ama bugüne kadar karşınıza niye gelmedi? Çünkü bakanlık daha kendi iç teşkilatını hazırlıyor. Bunun bir şeyi bittiği zaman üzerimize, teşkilatını tamamladığı zaman üzerimize gelecek. Evet, neleri denetleyecekmiş? Kuruluş işlemlerini, ticaret sicilinde tescil ve ilan işlemlerini, ticaret ünvanına ve işletme adına ilişkin işlemleri, ticari defterlere ilişkin işlemleri, defterlerin usulüne uygun tutulmadığına bakacak. 64. maddeyi çok dikkatli okumanızı istiyorum. 64. madde TTK'da bu defterlerle ilgili bir sürü yaptırımlar getiriyor. Dikkat etmemiz gerekecek. Birleşme, bölünme, tür değiştirme işlemlerini, şirketler topluluğuna, bağlılığa ve hakimiyete ilişkin işlemleri, genel kurulun çağrılmasına ilişkin, toplanmasına, karar almasına, görevlerine ve yetkilerine ilişkin işlemler. Şöyle büyüteyim onu. Yönetim organının oluşumuna, toplanmasına, karar almasına, sorumluluğuna, görev ve yetkilerine yönelik işlemler. Denetçinin seçilmesine ilişkin işlemler. Bu tabii biraz yumuşatıldı. Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin işlemler. Paya ve sermaye koyma borcuna ilişkin işlemler. Menkul kıymet işlemleri. Sermayenin artırılması, azaltılması, tamamlanması işlemleri. Finansal tablolara, yıllık faaliyet raporlarına ve yedek akçelere yönelik işlemler. Kar, kazanç, tasfiye payına ilişkin işlemler, elektronik ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin işlemler, sona erme ve tasfiye yönelik işlemler, kanuna dayanarak çıkarılan düzenleyici işlemlere konu işlemler. Evet, yukarıda sayılan işlemler her bir ticaret şirketinin türüne göre ve bu türe bağlı özellikleri göz önünde bulundurarak denetlenir diyor. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı saydığımız şeyler bir şirketin hayatındaki tüm olaylar demektir bu. Bu tüm olaylar hepsi kanuna uygun olmak zorunda. Yani hepinizin bir TTK uzmanı olmak durumu var. Eğer başka bir uzman yanınızda çalıştırmıyorsanız, yanınızda böyle bir uzmanla çalışmıyorsanız, kendinizin bir TTK uzmanı olma sorumluluğu var. Çünkü bunların her birinden çıkacak bir ceza var. 562. maddesi TTK'nın cezaları düzenliyor. Bu da yukarıdan aşağıya ciddi cezalar sistemi. Denetimin usulü biraz evvel size anlattığım konu. Ticaret şirketinin denetimi resen ortakların yahut üçüncü kişilerin istem, ihbar ve şikayetleri üzerine karar verilebilir diyor. Ticaret şirketlerinin yönetim organlarının üyeleri, anonim şirketler ve kooperatif şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdür veya müdürler, kolektif ve komandit sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiler, yönetimle görevlendirilen kişiler, komiteler ve şirket çalışanları gizli dahi olsa yazılı veya elektronik ortamda tutulan her türlü defter, kayıt, dosya, tutanak,
belgeleri denetim elemanlarının gümrük ve